Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Iyo'nun yeni tip bir plak çalarını kutu açılışını yapacağım ve tanıtacağım size. Ürünümüz bu. Kadraja da tam sığmıyor. Ben bunun kutusunu açmaya başlayayım. Max LP modeli. Görünüşü çok hoşuma gitti. Plaklara karşı bir merakım var. Aslında eski bir plak çalar alacaktım. Ama bakımları, yedek parça bulmanın zorluğundan ötürü şöyle yeni tip görünen, eski tip görünen yeni bir plak çalar aldım. Şöyle kutuyu göstermeye çalışayım size. Bu şekilde bir kutusu var. Ürün oldukça şık, modern ve eski bir arada sunmaya çalışmışlar gibi bir görüntüsü var. Şöyle bir gösterebilirim. Ürünü bu arada bilgisayara da bağlayıp eski plaklarınızın kayıtlarını bilgisayara aktarabiliyorsunuz. O şekilde bir özelliği var. Ben bunu ilk defa açmıyorum tabii bu arada. Daha önce aldım, kullanıyordum. Kutusu vesaire bütün aksesuarları durduğu için bir kutu açılışı yapmak istedim. Ürünün içinden bu şekilde RCA kablolarımız çıkıyor. Şöyle bir AUX kablosu çıkıyor. Bunu şey olarak da kullanabiliyorsunuz. Üzerindeki hoparlörleri bir ucu plak çalara, bir ucu telefonunuza ya da herhangi bir ses kaynağına. Hani plak olmadan da ses veriyor ama ne gerek var? Yani bu şekilde kullanmak için alsak bir Bluetooth hoparlör alır kullanırız. Şöyle bir yazılım CD'si mevcut. Ürün hem Windows'ta hem de Apple MacBook'larda kapağı böyle ayrı, biz birleştireceğiz. Ben bunu kullanıyorum bayağıdır. Memnunum. Şöyle göstereyim hatta kapağını takmadan. Hop şu RCA kablosuyla beraber farklı bir hoparlör de takıp kullanabiliyoruz. Buralara bağlıyoruz bu ucunu. Output diyor zaten. Bu da input. Dediğim gibi AUX kablosunun bir ucunu buraya, bir ucunu da telefona ya da başka bir ses kaynağına bağlayıp kullanabiliyoruz. Adaptörümüzü buraya takıyoruz. Bu da USB kablosu. Aynı yazıcı kabloları gibi. Kablonun adını bilmiyorum şu an ne deniyor. Bir ucunu buraya, USB ucunda, tip A ucunda bilgisayara bağlayıp işte plaktaki kayıtları bilgisayara aktarabiliyoruz. Bu şekilde bir kullanım mevcut. Burada da kulaklık çıkışı mevcut. Başka da herhangi bir giriş çıkışı yok. Hem 33'lük hem 45'lik hem de 78'lik plakları dinleyebiliyoruz bunun üzerinden. Şurada bir ayarı mevcut. Şurada asansör mekanizmamız da mevcut. Bunu böyle kaldırıp plağın üzerine bırakıyoruz. Çalmaya başlıyor. İğnenin ucunda şöyle bir koruması var. Bunu çıkartıyoruz. Adaptörümüzün çıkışı 12 volt 1 amper. Şöyle her yerde bulunabilen bir uçtan var üzerinde. Yani bozulsa da çok kolay temin edebilirsiniz. Özel bir voltajı ve amperi mevcut değil. Kapağımı çıkarttım. Işıktan dolayı çok parlama yapıyordu. Dediğim gibi bu şekilde ürünlerim var benim. Şu mesela statik elektrikten etkilenmeyen bir fırça. Bunlar bu arada fena markalar değiller. Plaklarımızın üzerindeki tozları alabiliyoruz bununla. Çok yumuşak tüyleri var. Zaten plağın en büyük düşmanı su ve toz nem. Bununla plaklarımızı temizleyip tozunu alabiliyoruz. Böyle güzel kullanışlı, şık bir fırçası var. Üzeri alüminyum, buraları sert plastik.
Yine aynı şekilde şöyle toz tutmayan kadifemsi bir fırçamız var. Fırça da değil de böyle ayakkabı fırçası gibi aslında. Şöyle antistatik temizleme losyonumuz mevcut içinde. Burada bir de süngeri var. Bu süngerle solüsyonu alıyoruz. Plağımızın üzerine sürüp temizliyoruz. Ama bu normal temizlik için değil. Bir şey bulaşmıştır plağınıza. Herhangi bir istenmeyen madde vardır. Onu temizlemek için kullanılan bir şey. Bu da çok yumuşak bir fırça. Bu da toz tutmuyor. Plaklarımızın tozunu alıyoruz bunlarla. Şık bir ürün. Yine az önceki aynı markadan. Yani elinize aldığınızda kaliteli hissiyatı veriyor. Ama tabii ki Made in China. Zaten Made in China olmayan bir şey yok şu an. Ha, bu arada Made in China olması, yani Çin malı olması ürünün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çin'de de biliyorsunuz farklı farklı kalitelerde üretim yapan yerler mevcut. Yani ne kadar parayı verirseniz o kadar kalite üretim yaptırırsınız. Apple da orada üretiliyor. Yani çok kalitesiz telefonlar da orada üretiliyor. Size bir de plaklarımı göstermek istiyorum. Pickup'ımızı çalıştırmadan önce. Yani kendimce zengin bir koleksiyonum var diyebilirim. Kendimce tabii bunun kat kat fazlası olanlar mevcuttur. Yalnız bazıları yeni üretim. Şu mesela İlhan İrem. Yeni üretim. Hastayım bu arada, sesim bayağı bozuk. Zaten yeni üretim olduğunda şuradan anlayabilirsiniz. Eskiden YouTube, Twitter, Instagram mı vardı? Ama böyle maziye özlem açısından satılıyor bunlar D&R'larda vesaire. Şöyle plağımız mevcut. 33'lük bu. Büyükler 33'lük, küçükler 45'lik oluyor. 78'li bilmiyorum. Hiç elime geçmedi. Çift yüzlü bunlar tabii ki. Bir de şöyle çok sevdiğim sanatçımız Gülden Karaböcek'in bir albümü var. Bu da maalesef ki yeni üretim. Çok isterdim eskisini bulmayı. Yani bulabiliyorum ama aşırı pahalılar. Bunlarla idare ediyoruz. Bu da 33'lük. 33'lükler albüm oluyor. Genelde bir yüzünde 5-6 şarkı, diğer yüzünde 5-6 şarkı. 45'liklerin bir yüzünde bir şarkı, diğer yüzünde bir şarkı. Bunlar eski. Bunlar yeni değil. Küçük olanlar. 45'likler. Şöyle bir sürü plağım var. Kimisini satın aldım, kimisini arkadaşlarım hediye etti. Mesela Adnan Şenses'in şu dışındaki şeyi, sonradan basılmış ama içindeki plağı gerçek ve eski bir plak. Orijinal yani. Şu anki gibi yeni üretim değil. Çok fazla var plağım. Şöyle göstereyim size. Hızlıca geçeyim isterseniz. Erol Evgin'in var mesela. Dışı yok. Ama içi yine gerçek eski üretim. Neşet Ertaş'ın plağı var. Neşe Karaböcek'in plağı mevcut. Behiye Aksoy. Tülay. Bediye Akartürk. Mehmet Pekün. Yüksel Özkasap. Yine Yüksel Özkasap. Yine Yüksel Özkasap. Bunlar hediye. Ben almadım Yüksel Özkasapları. Kamuran Akkor var. Yine dışı sonradan basım ama içindeki orijinal, zamanlı üretilmiş plağı. Mersin İsmail var mesela.
Bunu da almadım. Bu da hediye. Bu kimmiş? Şen Ses. Sanırım. Evet. Kamuran Akkor. Nuri sesi güzel. Mesela bunun içi dışı komple orijinal. Kaç yılında çıktı bilmiyorum ama ne zaman çıktıysa o zamanın bir plağı 20 TL'ymiş. Netliyor mu? Evet, netliyor. Gönül yazarım var. Yine dışı yazıcıdan basım ama içindeki plağı orijinal. Medya Şen. Adnan Şen sesim var. Gülcan Opal. Adnan Var Veren. Tülay. Mihrican Güngör. Fatma Türkan. Gönül Akkor. Bu beyaz olanları ben aldım. İçindeki plakları bit pazarlarından falan buluyorum ama dışı olmuyor tabi. Bakıyorum üzerinde çizik vesaire bir şey var mı? Hayri Şahin, Erol Büyükburç ve Ümit Tokan. İşte bakıyorum çiziği vesairesi fiziksel olarak var mı? Zaten bunlar fiziksel bir sıkıntısı yoksa çalışır. Fiziksel bir sıkıntısı varsa çalışmaz. Açalım. Şurada on-off düğmemiz mevcut. Zaten açıkmış. Kapattım, bir daha açtım. Şöyle bazı plakların ortasındaki plastik yer kırılmış oluyor. Şurada bir aparatımız var. Bu da onları çalıştırmak için. Yani plağın ortasına takıyoruz bunu. Bu şekilde oturtuyoruz buraya ve çalmaya başlıyor. Şuradan hızlıca bir şarkı seçeyim. Adnan Şen Ses açalım. Elveda Meyhaneci. Çok severim. Bakın bunun ortası var. Bu aparata gerek yok. Şuradan asansörümüzü kaldırıyoruz. Buradan tutuyoruz. Zaten bakın hareket etmeye başladı. Geri alıyoruz. Duruyor. Bir de şurada otostop on-off var. Şarkıların bitimine 10-15 saniye kala alet kendini durduruyor. Eğer bunu kapatırsanız otostop ayarını burada dönük durmaya devam ediyor. Bu algılamıyor bittiğini. Şöyle şuraya getiriyoruz. En dışa plan üzerine bırakıyoruz tabii ki. Bu arada bu 45'lik. Şu an ayarımız 33'lükte. Bütün şarkıyı dinletemeyeceğim tabii ki maalesef teliften dolayı. Şöyle sesli yerlerine getireyim. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu hışırtıları vesaire duyabilmek. Yani plakçalarımız ne kadar yeni de olsa sonuçta plaklarımız gerçek eski plaklar. Böyle arada hışırtılar var, şeyler var. Benim hoşuma gidiyor. Ben bunu uygun fiyatta almıştım ama az önce bir baktım. Fiyatları güzel artmış. Neyin artmadı ki zaten şu an ki piyasada. Bunlar da nasibini almışlar. Yani eğer bütçeniz el veriyorsa kaliteli bir marka almanızı öneririm. Şöyle daha ucuz markasız ürünler var. Onlar yerine bunu alırsanız daha iyi olur. Şunun mesela ortası yok. Bunu da göstereyim nasıl kullanacağımızı. Bunu taktık buraya. Bunu da getirip üstüne bıraktık. Bu kadar. Yine alıyoruz bunu. Dönmeye başlıyor.
İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.